Merhaba teknoloji oku takipçileri. Bugün elimizde Redmi'nin yeni giriş seviyesi telefonu Redmi 10C var. Bugün bu cihazı hem tasarımı hem de özellikleri açısından değerlendireceğiz. Bakalım bu telefon bize neler sunuyor. Öncelikle tasarımla başlamak istiyorum. Telefona baktığımda ön tarafta su damlası çentiği karşımıza çıkıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise kamera hafızası ve parmak izi okuyucusu aynı yerde tasarlanmış. Öncelikle parmak izi okuyucusunun bu şekilde kamera hafızasıyla birlikte sunulmasının çok hoş bir detay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tasarım açısından kullanıcıya daha bütün bir deneyim sunuyor. Özellikle telefonu tuttuğumda işaret parmağım tam olarak parmak izi tarayıcısına geliyor. Yani telefon kullanım açısından hem parmak izi okuyucusunun kamera hafızasıyla birlikte yerleştirilmesi hem de kullanım açısından çok rahat olması telefon tasarımında hoş bir detay diyebilirim. Genelde telefonun parmak izi okuyucuları sağ tarafta yerleştirilirdi ama Redmi bu cihazda daha farklı bir tasarım kullanarak ön plana çıkmış. Üst tarafa baktığımızda 3.5 mm'lik bir kulaklık girişimiz var. Sağ tarafta standart olarak ses tuşları ve güç tuşu bulunuyor. Alt tarafta ise USB Type-C girişimiz ve mikrofon bulunuyor. Yani tasarım açısından genel olarak bu telefon memnun edici bir performans sergiliyor diyebilirim. Bunun dışında cihazımız 190 gram. Yani oldukça hafif, özellikle bu kadar büyük bir ekrana sahip bir cihaz için. Yani gece yattığınızda telefondan scroll yapıyorsanız ya da video izliyorsanız hiçbir şekilde ağırlık hissetmiyorsunuz. Ya da telefonu elinizden tuttuğunda kayma hissi de yaratmıyor. Bu da önemli bir detay bence. Bunun dışında telefon biraz büyük olduğu için otobüse vesaire seyahat ederken eğer cebinizde ise biraz zorluk yaşayabiliyorsunuz ama günlük hayatı çok fazla etkileyen bir durum yok. Bu cihazla ilgili güzel olan detaylardan biri de çift SIM'i desteklemesi. Ayrıca SD kart da takabiliyorsunuz. Bu da hoş bir detay olmuş diyebilirim. Gelelim telefonun özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bizdeki model 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ekran 6.71 inçlik IPS LCD 720p olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcisi tarafında Snapdragon 680 işlemciye sahip. Bataryaya gelecek olursak 5000 mAh batarya karşımıza çıkıyor. Ayrıca 18 watt hızlı şarj da mevcut. Evet, şimdi gelelim Redmi 10C ile yaşadığımız kullanıcı deneyimine. Öncelikle ekranla başlamak istiyorum. Kendi segmentindeki telefonlarda olduğu gibi bu telefonda yine büyük bir ekran deneyimi sunuyor. Ancak kenarları oldukça kalın. Bu yüzden bir şey izlerken bu kalın çerçeveler biraz gözümüze batıyor diyebilirim. Bunun dışında ekranda HD desteği var ama Full HD desteği yok. Artık giriş seviyesi telefonlar olsa bile ben Full HD desteği bekliyorum. O yüzden bu açıdan bir tık geride kaldığını söyleyebilirim. Biliyorsunuz artık modern dünyada telefonlar elimizden düşmüyor. Gerek YouTube videosu izlemek olsun, gerek Netflix, her şeyi telefondan hallediyoruz. Bu yüzden ekran kalitesi de oldukça önemli. O yüzden bu telefonda piksel yoğunluğunun eksikliğini hissettiğimi söyleyebilirim bir şey izlerken. Yine de kendi fiyat performansını düşünürsek oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Fakat yine de Full HD Plus olsaydı bir tık daha önde olurdu diye düşünüyorum. Şimdi cihazın işlemcisinden biraz söz edelim. Snapdragon 680 karşımıza çıkıyor. Bu da normalde günlük hayatta telefonla oyun oynarken, bir şey izlerken oldukça yeterli. Hiçbir şekilde oyun oynarken problem yaşamadım fakat çok yüksek grafiklerde çıkmasını beklememenizi tavsiye ederim. Onun dışında ben zaten oyun oynamıyorum. Telefonu genel olarak bir şeyler izlemek ya da WhatsApp kullanmak için kullanıyorum diyorsanız hiçbir şekilde problem yaşamayacağınız yeterli bir işlemciye sahip. Batarya kısmına gelelim. 5000 mAh batarya bize oldukça yeterli diyebilirim. Günümüzde artık telefonlar elimizden düşmediği için en önemli noktalardan birisi de batarya performansı bence. Bu telefon eğer oyun oynar aktif olarak oyun oynarsanız günde 4,5-5 saat kadar yeterli bir performans sunuyor. Eğer aktif bir şekilde video izlerseniz de 15-20 saate kadar performans sunabiliyor. Bunların hiçbirini de yapmaz. Günlük standart bir kullanıcı olarak bu telefonu deneyimlerseniz 1,5 güne kadar batarya performansı sunuyor. Ki bu yine kendi skalasına gibi telefon için çok iyi bir performans bence. Benim için en önemli noktalardan biri özellikle batarya performansı. Benim kendi kullandığım telefonu günde 2 kere şarj etmeye alıştığım için bu telefonu 10 gündür kullanıyorum. Akşam eve geliyorum hala %45 şarjı var. Şarj etmiyorum ve ertesi günü de kurtarıyor. Yani bu modern dünyada telefon elimizden düşmediği için çok iyi bir özellik diyebilirim. Gelelim kamera performansına. Arka tarafta iki kamera bizi karşılıyor. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksel çözünürlükte. İkincisi de 2 megapiksel derinlik kamerası. Ön tarafta da 5 megapiksel bir selfie kameramız var. Kamera performansından söz edecek olursak tatmin edici bir deneyim sunuyor diyebilirim. Renkler ayırt edilebiliyor. Ancak şöyle bir detay var. Özellikle video çekiyorsanız durarak video çekmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hafif titreme problemi yaşanıyor. Bu
Bunun dışında telefon gündüz çekimlerinde çok iyi bir performans sergiliyor. Ancak gece çekimlerinde o kadar iyi bir performans sergileyemiyor ne yazık ki. Şöyle de ufak bir detay var. Genelde kendi segmentindeki cihazlarla kıyasladığımızda karşımıza hep tek bir kamera çıkıyordu. Bu cihazda 2 megapiksel derinlik sensörünün olması özellikle portre çekimler yaparken oldukça işimize yarıyor. Redmi 10'ca bu detayıyla rakiplerine bir tık fark atıyor diyebilirim. Tabii bunlar yine teknik veriler yani kağıt üzerindeki söylenenler. Peki gerçek hayatta kamera performansı nasılmış? Gelin birlikte göz atalım. Şimdi ek özelliklerden biraz söz etmek istiyorum. İşlemciyi gördüğümüzde 5G beklentisi karşımıza çıkıyor ama ne yazık ki bu telefonda 5G desteği yok. Bunun dışında kızıl ötesi sensör desteği de yok. Fakat NFC desteği var ki yine bu giriş segmentindeki telefonlarda oldukça üstün bir özellik. Çünkü NFC özelliği günümüzde hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Hatta orta sınıf telefonlarda bir NFC desteği yokken giriş seviyesi bir telefonda NFC desteğinin karşımıza çıkması oldukça iyi. Bu noktada Redmi'nin rakiplerine fark atmış. Bu cihaz ne yazık ki suya ve toza dayanıklı değil, bunu da belirteyim. Yani bu açıdan dikkat etmenizde fayda var. Ek olarak hoparlör performansı oldukça iyi. Yani ben 10-15 binlik bir telefonla kıyasladığımda bile iyi bir hoparlör performansı sunduğunu söyleyebilirim. Ses düzeyi olarak oldukça iyi fakat kalite olarak kıyaslarsam tabii ki yine bir tık aşağılarda kalıyor. Cihazı şu anda internette farklı sitelerde 4700-4800 fiyatlarında bulabilirsiniz. Eğer siz de 5000 TL fiyat skalası altında bir cihaz almayı düşünüyorsanız Redmi 10C'yi kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Eğer siz bu cihazı kullandıysanız bize deneyimlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Ayrıca cihaz hakkında sorularınız varsa yine bize sorun. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.